Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar 20-26 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar yeni haftaya yeni ayla başlıyoruz. Pazartesi günü 20 Temmuz'da akşam 20.32'de 28 derece Yengeç Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay sırasında Güneş Satürn karşıtlığı da aktifleşecek. Evet biraz haftaya belki biraz böyle kasvetli başlıyoruz. Çok fazla işimiz gücümüz var. Sorumluluklar çok fazla ve bu sorumluluklar bizi yoruyor. Ruhen yoruyor, bedenen yoruyor. Belki yetişmekte zorlanıyoruz. Yardım aldığımız kişilerle ilgili sıkıntılar olabilir. İşten ayrılmalar olabilir. Genel sağlığımıza da biraz dikkat etmek gerekiyor ihmalkar olmamamız gerekiyor. kronik sorunlar artabilir. Belki artık hayatımızı iyileştirmek için sağlığımızı bir şöyle sorunumuz varsa eğer tedavi etmek için, yaşam kalitemizi arttırmak için bazı alışkanlıklarımızı tümden hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu bir diyete başlamak da olabilir, bir beslenme programı da olabilir, iş düzenimizde yapacağımız değişimler de olabilir, belki bir yardımcı almak istiyoruz, bu da olabilir. Tüm bunlar Yeni ayın konuları olarak önümüzdeki birkaç hafta gündemimizde olacak gibi görünüyor. Ama bu hafta özellikle Satürn enerjisi güçlü bir şekilde bunlarla bizi yüzleştirebilir. Evet Yengeç Yeni Ayı ile ilgili bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Batıcı YouTube kanalında Yengeç Yeni Ayı videomuzu da izleyebilirsiniz. 22 Temmuz'dan itibaren Güneş artık Aslan Burcu'na geçecek. Sevgili kovalar ve 23 Ağustos'a kadar bir ay boyunca. Güneş Aslan Burcunda sizin 7 evinizi aydınlatacak. Ee, bu geçişle beraber tabii ki önümüzdeki işte 3 Ağustos'ta burcunuzda bir dolunay var. Ardından yine Ağustos'un son e, 20 Ağustos'ta bir Aslan Yeni Ayı var. Tüm bunlar önemli bir dönem sizin için ve özellikle Güneş ilişki evinizi aydınlatırken ilişki dinamikleriniz canlanmaya başlayacak. Belki birliktelikler, ilişkiler, evlilik, partnerinizle ilgili konular, ortaklıklar ve benzeri enerjiler de daha fazla görünür hale gelmeye başlayacak. Bu hafta salı ve çarşamba ay aslandan geçerken işte bu hafta biraz yine ilişkilerimize odaklanıyoruz. Biraz işbirlikleri adına verimli günler ya da eşimizle ilgili konular gündemimizde olacak gibi görünüyor. Perşembe ve Cuma ise Ay Başak Burcu'nda olacak. Bu iki gün parasal konularda daha bir aktiviz sanki böyle bir biraz da kasvet var üzerimizde borçlar var işte fatura işleri var belki bankaya gideceğiz bir şeylerle ilgileneceğiz sigorta düzenlemeleri vergi ödemeleri ve benzeri konularımız olabilir hafta sonundaysa ay terazi burcunda enerjimizi arttıracak ay teraziden geçer, geçerken genel olarak biraz daha biz böyle e, duygusal duygusal olarak güçleniriz Motivasyon, motivasyonumuz artar ilişkilerimiz sosyal faaliyetler özellikle Kültürel aktiviteler, seyahatler, geziler ve benzeri programlar hafta sonunu şekillendirebilir. Belki kısa bir tatilde yapabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.